Merhaba sevgili dostum. Koronavirüsü sebebiyle dünyaca kötü bir zamandan geçiyoruz. Böyle zorlu bir zamanda hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdeki insanların sağlığını korumak amacıyla birazcık evde kalmak bize iyi gelecektir. Ancak evde kalmak her zaman iyi hissettirmeyebiliyor. Kendini hapsedilmiş gibi, bir yere sıkıştırılmış gibi hissedebilirsin. Böyle zamanlarda insanın birazcık kendini geliştirmesi daha kolay olabilir. İşte kendini geliştirmek için hem seni eğlendirecek hem de kişisel gelişimine katkıda bulunacak bir liste hazır hazırladım. Bu listede belgesel var, film var, podcast var, kitap var ve hepsi hem eğlendirecek hem de öğrendirecek cinsten. İlk olarak sana üç tane belgesel önermek istiyorum. Bu belgeselleri internetten bulup izleyebilirsin. İlk önermek istediğim belgesel minimalizm. Önemli şeylere dair bir belgesel. İsmi budur belgeselin. Şimdi bu belgesel minimalizmi biliyorsundur. Belki de daha önce kulaktan dolma bir şekilde birileri konuşurken duydun. Minimalizm şu anda çok gündemde olan hayatımızdaki maddi şeyleri azaltıp birazcık daha kendimize odaklanmamız daha az eşya ile kendimize dönük bir yaşamı seçen bir felsefe diyebiliriz kısaca özetlemek gerekirse. Benim de daha önce bu konuda bir videom olmuştu. Az neden çoktur diye. Şimdi bu belgeselde iki tane arkadaşın hikayesini izliyoruz. Bunlar şu anda 30'lu yaşlarında olan ama geçmişten bu yana birbirini tanıyan iki arkadaş. Bu iki genç hayatta gerçekten bir yerlere gelmiş. Maddi imkanlara sahip olmuşlar. Ama yaş 30'a geldiği zaman biz şu anda ne yapıyoruz diye kendilerini sorgulamaya başlamışlar ve hayatlarına birazcık hem bu minimalizmi uygulamaya hem de anlatmaya adamış. Ve sonrasında belgeselde bu iki arkadaşın biz yolculuğunu izliyoruz. Bu süreçte gittikleri yerlerde yeri geliyor 10-15 kişiye, yeri geliyor 100-200 kişiye bu dertlerini, bu felsefelerini anlatıyorlar. Bir yandan da o yol, o seyahat süresince yolda karşılaştıkları o insanlarla, minimalizmi hayatına uygulamış insanlarla röportaj yapıyorlar. Gerçekten etkileyici bir belgesel diyebilirim. İzlemeni kesin öneriyorum. İkinci olarak önermek istediğim belgesel Wild Wild Country. Türkçesi Vahşi Kırlar. Bu belgeselde belki daha önce ismini sosyal medyadaki alıntılardan, paylaşımlardan görmüş olabileceğin Osho'nun hayatı ve Osho'nun kurduğu tarikatın hikayesi anlatılıyor. Osho yolculuğuna Hindistan'da başlıyor. Hindistan böyle spiritüel, metafizik şeylerin çok yoğun olarak böyle küçük küçük gruplar hatta daha büyük gruplarla oluştuğu bir yer ve orada yoluna çıktığı zaman, yoluna başladığı zaman etrafında hızlıca bir kalabalık oluşuyor ta Hindistan'da bile inanılmaz bir merkez kuruyor. Sonrasında alışıldığı üzere onun da yolu Amerika'ya gidiyor. Amerika'da binlerce dönümlük bir arazi satın alıyorlar kendi tarikatıyla birlikte ve orada işlerin rengi değişmeye başlıyor. Kendi silahlı örgütünü kuruyor ve bu adam Felsefeden bahsediyor, barıştan bahsediyor, insanın kendisiyle barışmasından bahsediyor. Söylediği şeyleri dinlediğimiz zaman gerçekten güzel şeylerden bahsediyor ama hayatına baktığımız zaman resmen silahlı terör örgütü gibi bir örgüt kuruyor. Ve sonrasında kendisinin bir yandan insanlara böyle maddi şeylerden kurtulmasını öğüt verirken ondan fazla Rolls Royce arabası var ve her seferinde haftanın belli bir günü müritlerini selamlamaya çıkıyor. Her zaman farklı bir Rolls Royce'la yola çıkıyor. Dediğim gibi olay böyle ve sonrasında Amerika duruma müdahil oluyor. İzlediğin zaman bütün tarikatların, bütün cemaatlerin birbirine ne kadar benzediğini göreceksin ve insanların bazen göz göre göre açıkta olan o üçkağıtçılığa, dolandırıcılığa nasıl inandığını anlamak gerçekten sana hem ürpertici bir his verecek hem de kendini geliştirmek, insanı tanımak noktasında bir deneyim kazandıracak. Bir diğer önermek istediğim belgesel de Explain It. Bu belgeselde hap bir belgesel diyebiliriz. 15-20 dakikalık bölümleriyle hayatımıza gerçekten önemli yer tutan konularda hem o konunun uzmanlarıyla hem de o konuda yapılmış araştırmalarla bize özet bir bilgi sunuyor telefonuna bile atıp yol üzerinde herhangi bir yerde izleyebilirsin. Gerçekten çok keyifli ve çok bence o izlediğin dakikaları verimli geçirebileceğin belgesel. Bu belgeselin birkaç bölümünün ismini vermek istiyorum sana. Mesela etin geleceği, geleceğin salgını özellikle şu an içinde bulunduğumuz durum noktasında gerçekten önemli bilgiler içeriyor. Küresel su krizi, sonsuza dek yaşayabilmek mümkün mü? Bu belgeselin de ben sana önemli deneyimler kazandıracağını düşünüyorum. Gelelim dizilere. İlk önermek istediğim dizi Altered Carbon. Bu beni son zamanlarda en çok etkileyen dizilerin başında geliyor. Bilmiyorum bilim kurguyu seviyor musun? Özellikle bilim kurgunun Cyberpunk denilen bir e, alanı var. Bu birazcık daha gelecekteki dünyaya, distopik bir dünyaya anlatıyor. Altered Carbon da öyle bir dizi. Dizinin mantığı şu. İnsan teknolojisi o kadar genişlemiş ki bilincimizi gibi, disket gibi ama son teknoloji bir e, cihazın içine aktarabiliyoruz. Bedenimiz ölse bile oradaki bilincimiz sonsuza kadar yaşamaya e, olanak sağlayabiliyor. Bundan dolayı sonrasında maceralar gelişiyor. Bazı insanlar e, kendi bedenlerini yenileme imkanına sahip olup binlerce yıl yaşayabilirken bazıları da bilinci ölmese bile bir şekilde yeni beden alacak güce sahip olamadığı için bir şekilde yine ölümlü bir hayatı yaşamaya devam ediyorlar. İşte burada maceralar başlıyor ve inanılmaz bir dedektif hikayesi var. Ben dizinin geçtiği o dünyayı inanılmaz sevdim. Dizinin evrenine bayıldım. Bence sen de seviyorsan böyle tarzları, böyle şeyleri sana iyi gelecektir ve şunu da söyleyebilirim. Bu dizide yapay zeka bir şekilde insanlığın geleceği, fakir zengin ayrımı, insanlığın o acımasız taraflarına dair inanılmaz felsefi sorunların bence bir dizi olarak ortaya çıkması ve irdelenmesi de söz konusu. Hem bir dizi vaktini güzelce doldurabilecek eğlenceli bir dizi, hem de felsefi arka planını anlayabilirsen, okuyabilirsen inanılmaz bir bilgi birikimine katkı sağlayacak. Önermek istediğim bir dizi de Afterlife. Bu mini bir dizi, 6 bölümden oluşuyor. Muhtemelen başladığın zaman bitirmek isteyeceğin türde. E, duygusal ama bir yandan her bölümle beraber içinde böyle yeşeren e, tohumların olduğunu hissettiren umut dolu bir dizi. Dizinin başlangıcı, belki de ilk bölümü senin gözyaşlarına boğabilir, biraz hüzünlü. Dizide bir gazeteci var ve yakın zamanda çok sevdiği eşini kanserden kaybediyor. Ve sonrasında o kanserden kaybettikten sonra o kadar hayata öfkeli ki dizinin kahramanı bu o günden sonra hiç kimseye böyle nezaketten ya da kibarlıkla davranmamayı seçiyor ve içinden nasıl geliyorsa öfkeyle hırçınlıkla etrafındaki insanlara davranıyor ve bu süreçte o etrafındaki arkadaşları onun bu öfkesini yasını atlatması için çabalıyorlar. İlk başta ne kadar pislik bir adam diyebilecekken sonrasında onun dönüşümünü gördükçe kendi hayatına dair umut dolu çıkarımlar yapacağını düşünüyorum. Bu da özellikle böyle karamsar zamanlarda sana çok iyi gelecek bir dizi. Gelelim podcast önerilerine. Önerilere geçmeden önce nedir bu podcast onu açıklamak istiyorum sana. Podcast dediğimiz şey eskiden radyo yayınlarının kaçırıldığı zaman dinlememizi sağlayan bir teknoloji. İnsanlar o radyo yayınlarını, ses kayıtlarını kaydediyorlar, internette bir ortama koyuyorlar ve sonrasında sen kullandığın mp3 player'a telefonla indiriyorsun, istediğin yerde, istediğin zamanda o kayıtları tekrar dinliyorsun. İlk başta sadece radyo kayıtları varken sonrasında anlatacak bir şey olduğunu düşünen birçok insan bu kayıtları yapıp internet yüklemeye başlıyor ve sonrasında bu bir sektör haline geliyor. Birçok insanın kaydına internetten ulaşabiliyoruz. Bugün Türkçe'de de çok değerli podcast'ler var. Podcast'in en güzel tarafı şu bana sorarsan, YouTube'dan bir video izlemek istediğin zaman sadece o videoya bakman lazım. Başka bir şeyle ilgilenmen, başka bir şey odaklanman mümkün değildir. Ya da internet kotan sınırlıysa, e, ciddi anlamda bir YouTube videosunu izlemek ya da Netflix'ten bir şeyler izlemek zor olabilir senin için. Ama Wi-Fi'ye bağlıyken telefonla istediğin kadar podcast'i indirebilir, istediğin yerde ve zamanda dinleyebilirsin. Podcast'in en güzel tarafı bu. Normalde yürüyüş yaparken, spor yaparken, arabayla bir yerden bir yere giderken ya da çok zihinsel uğraş gerektirmeyen bir iş yaparken arka planda dinlemek için podcastler inanılmaz. Müzik dinlemek bazen sana iyi gelmiyorsa ve kendini o boş gördüğün zamanlarda da geliştirmek ve o yaptığın işi daha eğlenceli hale getirmek için bence podcast'ler efsane. İlk olarak önermek istediğim podcast TRT'nin podcast'leri. Burada Radyo Tiyatrosu ve bir roman bir hikaye podcast'i var. İkisinde de gerçekten özellikle Radyo Tiyatrosu belki hatırlıyorsundur çocukluk zamanında böyle arkası yarınlar vardı. Bugün sesini duyduğun zaman efsane kabul edebileceğin eski tiyatrocular ciddi bir şekilde düzenli tiyatro yapmışlar, radyo tiyatrosu yapmışlar. Bugün hep Hepsi olmasa da bir kısmı podcast olarak ulaşılabilir vaziyette ben inanılmaz keyif alıyorum radyo tiyatrosu dinlemekten ve bunların bu oyunların birçoğu gerçekten efsanevi kaliteli oyunlar bir roman bir hikayede de eski dünya klasiklerinin bir şekilde o TRT spikerleri tarafından okunmuş halleri var. Yolda, sporda, her yerde bunları dinleyebilirsin. Bir diğer önermek istediğim podcast de kendi podcastlerim. Burada izlediğin ya da daha önce gözden kaçırmış olduğun bütün videoların ses kayıtları podcast olarak yüklü. Aynı zamanda sadece podcast'te özel olarak yaptığım birkaç yayın da mevcut. Beni de dinlemeni öneririm. Özellikle sporda iyi gittiğimi söylüyorlar. Özellikle kaygılı zamanlarda iyi gelebileceğini düşündüğüm bir podcast var. Kemal Sayar'la Saadettin Ökten'in Radyo Erkam'da yaptığı Gönül Sedası isimli programın kayıtları. Kemal Sayar bir psikiyatrist, Saadettin Ökten de aslında bir mühendis ama özellikle bu felsefe, tasavvuf konularında çok ilgili bir mühendis. İkisi hayatın çok gözden kaçan detayları üzerinden gerçekten çok güzel, ruha şifa veren bir şekilde konuşuyorlar. Ben dinlediğim zaman, ne zaman dinlesem bana iyi geliyor, beni sakinleştiriyor. Sana da iyi gelebilir. Önermek istediğim bir diğer podcast'te de Nisan Kumru'nun podcastleri. Nisan Kumru bir TRT spikeri. İnanılmaz güzel bir ses tonu ve diksiyonu var. Bazı kitapları seslendiriyor kendi podcast kanalında. Onu da dinlemeni öneririm. Önermek istediğim bir diğer podcast kanalı da İbrahim Selim'in Bunu Ben De Yaparım. Kendisini belki daha önce YouTube'da Stalk projesinden tanıyor olabilirsin. Orada da çok eğlenceli işler ortaya çıkartıyordu. Bu programında gayet severek dinleyeceğini düşünüyorum. Bu önerdiğim podcast'leri iPhone kullanıyorsan kendi uygulaması olan podcast uygulamasından, Android telefon kullanıyorsan Google Podcast uygulamasından ya da herhangi bir telefonda Spotify uygulamasından bulabilirsin. Başka uygulamalar da var. Kendin internette podcast nereden dinlenir yazarsan birçok sonuca, birçok kaynağa ulaşacaksındır. Gelelim kitap önerilerine. İlk olarak önermek istediğim kitap kendi kitabım, yeni çıkan kitabım Senin Suçun değil. Senin suçun değil özellikle böyle tek başına kaldığın zamanlarda şu anki hayatını sorgulamak, geçmişine inmek için bence iyi bir fırsat olabilir. Bu kitabımda ben şunlardan bahsettim. Bugün yaşadığımız problemlerin, değersizlik hissinin, aşağılık kompleksinin, diğer insanlarla yaşadığımız sorunların bir şekilde bize zarar veren insanları durmadan, akıllanmadan hayatımıza sokmamızın sebebi çoğu zaman geçmişte yaşadığımız olaylar, anne babamızın bize yaşattığı şeyler. Anne babalar her zaman kutsalmış gibi kotlansa da Çoğu zaman bugün yaşadığımız psikolojik problemlerin kaynağı zamanında anne babamızın bize davranış şekilleri olabiliyor. İşte bunu anlamak ve kökenini keşfettikten sonra bu problemleri çözmek için ne yapabilirsin? Bunları detaylı olarak anlattığım bir kitap oldu Senin Suçun Değil. Zaten e, alt başlığı da geçmişin yüklerinden kurtulma rehberi. Böyle kendi kendine kaldığım bir zaman diliminde ruhuna terapi gibi gelecek diye düşünüyorum. Önermek istediğim bir diğer kitap da Tim Wu'nun Dikkat Tacirleri. Bu kitap kalın bir kitap ama okuması gerçekten çok keyifli, çok zevkli. Yormuyor, bıktırmıyor. Dikkat tacirleri şunu anlatıyor. Üst başlığından anlayacağımız üzere insan zihnine girmek için verilen amansız mücadele. Bugün ne kadar mala mülke ya da güce sahip olursan ol bir şekilde bu gücü sürdürebilmenin en önemli şartı insanların dikkatini çekebilmek. Çünkü onları yönlendirmek istiyorsan İlk başta onların dikkatini çekmen gerekiyor. Ve büyük şirketler neredeyse bu işler için milyar dolar bütçe ayırıyorlar. Reklam şirketleri bunun üzerine çalışıyor. Psikoloji bilimi bile bu noktada ciddi araştırmalar yapıyor. Ve sen birileri seni kandırmaya çalışırken, birileri seni yönlendirmeye çalışırken senin dikkatini hangi yöntemlerle çekmeye çalışıyor? Hangi bilimsel yöntemleri bu kirli amaçlar için kullanıyor? Öğrenmek zorundasın. Öğrenemezsen kendini koruyamazsın. Bu kitap bu noktada ciddi bir bilinç kazandırabilir sana. Biyografi okumayı oldum olası sevmişimdir. Çünkü bu hayata bir iz bırakan, diğer insanların hayatını geliştiren bir dehaya sahip olan bir insanın hayatını, onun yaşadığı zorlukları ve o zorlukları nasıl aştığını keşfetmek kendi hayatım adına bana önemli dersler çıkartmıştır. Da Vinci de beni etkileyen isimlerden biri olmuştur. Leonardo Da Vinci'nin hayatını anlatan bu kitap. Bu kitapta biraz gözünü korkutabilir kalın bir kitap ama şunu söyleyebilirim. Bunu da okuması keyifli bir kitap. Çünkü onun nasıl doğduğunu, hangi projeleri oldu Olduğunu, hayatta hangi zorluklarla karşılaştığını anlamak senin kendi hayatına dair önemli çıkarımlar yapmanı sağlayacak. Benim önerilerim şimdilik bu kadar. Senin de önereceğin film, dizi, belgesel, kitap, podcast varsa bunu yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsin. Eminim birçok insana faydası dokunacaktır. İçin rahat olsun sevgili dostum. Ben bu zor günlerinde geçeceğinden eminim. Günün birinde geride bir anı olarak kalacak bu yaşanılan zorluklar ve, ve umarım bunlardan bir ders çıkartabiliriz. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.